Bugün röntgen odasındaki kurşunlama, özellikle paravan kurşunlamayı böyle arkadaşlar yaparken ben de hemen çekeyim dedim. Kaç milim kurşun kullanılıyor? Bu yaklaşık, bunu kumpasla ölçmek gerekiyor. Buna baktığımız zaman 1,5 ile 2 milimlik bir kurşun kullanmış. 2 milim zaten mesafeye baktığımız zaman 500 miliamperlik bir cihaz. 500 miliamperlik bir cihazda üretmiş olduğu o radyasyonu önüne set olabilecek, yani helve ve telve baktığımız zaman 2 milim çok ideal. Bir de burada kurşun eşdeğer cam var. Direkt olarak bu hazırlanmış. O buraya tamamen takılacak. Daha önceki videolarda da anlatmıştım. Aslında bu kurşun eşdeğer camın bu kadar büyük olması gerekmiyor. Normalde 20'ye 20 olabilir, daha da küçük olabilir. Bunun sebebi aslında gözetlemedir. Yani gözetlemenin sebebi nedir? Özellikle çocuk hastalarda, durmayan çocuklara hareketini izleyip çocuk durduğu an çekmek içindir. Yoksa bu kadar büyük bir gözetleme penceresine gerek yok, ama kurşun eşdeğer bir camla yapılmış. Şurada kurşunlama yapılırken en önemli unsurlardan bir tanesi, arkadaşlar gayet güzel yapmış. Burada sabitledikten sonra bu kurşun eşdeğeri kestiği için, kurşunu kestiği, delip geçtiği için bunun üstünden eğer radyasyon geldiği zaman buradan geçebilir. Onun için bunun üstünü bu şekilde kapatıyorlar veya bir tane şu şekilde tahta daha çok eziyorlar. Bunun için getirilmiş arkadaşlar. Devam ediyorum. Üzerine yarım bırakarak hemen videoyu göstereyim dedim. Çünkü bunun üstünü bir daha, aslında burada iç tarafta bir tane daha kurşun var, ama genel olarak bir daha sağlam bir kurşunlama yapmak için, çalışanın sağlığını korumak için bu şekilde bir detaya gidildi. Bunu önlü bir daha bir tane işte yine bir malzemeyle kapatılarak kurşun tamamen içte kalacak. Bunun önüne kurşun paravan, bu kurşun eşdeğer cam gelerek tamamen bir çalışan buraya geçtiği zaman, radyasyonu verdiği zaman tamamen X ışınından, maruziyetinden tamamen korunmayı sağlayacaktır. Yani sekonder radyasyonlar yine gelecektir, ama primer radyasyonlardan tamamen bu zıhramayla ne yapmış olacak? Korunmuş olacak. Burada gerekli işlemini yaptıktan sonra, zaten çekimi aldıktan sonra dışarıya çıkıp devam edecek. Bu videonun buranın işlenmesinin detaylarını, kurşun levhanın nasıl yapıldığını tamamen anlattım. Kanalın devamı için abone olmayı da unutmayın. Yani buraların nasıl kurşunun kesildiği, nasıl hazırlandığı tamamen detaylarını da videonun devamında mevcut. Ama bir kurşun zırhlamanın genel itibariyle bu şekilde yapıldığını, arkadaşların da emeğine sağlık diyoruz. Kendileri zaten burada çalışmaya devam ediyor. Devam ediyor. Ustalar devam ediyor bu şekilde. Kendisi de bu şekilde devam ederken emeklerine sağlık. Bu şekilde bir zırhlamayı devam ediyor. Önüne de bir kurşun paravan daha. Kurşun paravanın önüne bir tane daha zırhlama gelecek. Ama videonun detaylarında bu zırhlama, kurşunun kesimi, ondan sonra nasıl hazırlandığı da videonun devamında mevcut. Teşekkürler. Teşekkürler. Kurşunlanmada kullanılan kurşun açılıyor. Aslında sert bir yapıya sahip. Yok abi, sen 3 katı, ona göre tutacak. Kaçta olmuş? Tamam. 12 yarı 8'de. Tuş bölgesinde. Bizim kaç yıldır o?
Allah bize bu kalemle nasıl mı sizin için? Hoş geldin olsun. Hayat yükselir. Siz masada bu çizim var. Bırak abi. Aziz abi. Ondan beri fotoğraf varsan da şey, karakter. Biz bunu yaparken sen onu at. Biz de arabadan çalışıyoruz. Sıra ben arabadan çalışıyorum. Gel abi çek. Gel kes. Abi evladan sana var ya, Aziz abi. Burayı boşaltsan biz burayı boşaltsın. Abi gelin biz tutup, İrfan o beya ver, anasını tutup, abi çiz. Acı abi, sana kalem vereceğiz Müstah, sana tamam. Da böyle abi abi, bu sıfırda, abi sana. Tamam. Abi buna var ya, abi buna böyle sıfırından böyle şey yapacağız. Tamam. Çiz. Tamam. Okey be. Teşekkürler. Kalem al. O kalemi. Zaten işte bile kalem verirsin şimdi. O bir yavaş biz gelsin. Burada bu ağır değilmiş ya bilirsen. Bilal abi gel. Şurada. Gel abi ortadan kaldırsan. Telefon bu bana bunun bir şey yok. Ya sen de düzgün bir cep alacaksın. Ben onun için onu telefon yormayayım ha. Ha. Kurum ben de o çabuk gider. Mesela onu da adman yatırma. Ne oldu? Hadi. Ustaz abi, ustaz sıfırla, ben gelsin buyurun. Verin, verin. Dayı İrfan. Tamam mıyız? Tamam. Aziz abi, işaret yapayım. İşaret yapayım. Tamam abi. Tamamdır. Tamam abi. Tamam. Dur, hele böyle kenarda kalsın. Şimdi oradan bir delik açmamız lazım, Bilal abi. Abi, sen matkapı onunla aç mı? Var ya bir delikciğim. Yok. Utanmaz mı? Aç. Çıtır, çıtır. Nerede bu? Tadı yok. Yok tam deri işte. Tam deri. Deri çünkü bunun arayı buradan bir yere burayı aç bir 2-3 tane böyle ben makas girsin oraya. Açacağız bunu. Evet. Aç ki makas girsin. Ya her şey çıkıyor. Tamam dur bakalım. Ben girecek mi burada? Anahtarı yok mu? Bir dakika bakın. Al. Gire gire. Arkadaş yap zaten yumuşak. Köşeyi de kesmem lazım ki rahat kesilsin. Dur abi bir dakika bunu yapalım dedim. Kaldırırız şey fazla. İrfan, sen geç şuradan.
Bir de bunu yavaş yavaş çek bakalım. Gel buradan çek bunu, karşıya geç. Gel geç karşıya. Gel buradan, buradan. Oradan nasıl geçeceksin? Gel bana geç. Oradan nasıl? Ol. Ol kese. Onu düzeltmemiz lazım. Düzeltelim. Üstünde çoğalık düzeltelim. Hadi. Sıkıntı olmaz. Bir de ayıp bir an. Ayıştan zor hafak gider. Yaratım olsun. Tamam, poz etme. Tamam. Şey... Şöyle. Çizgiden, çizgiden. Çizgiden. Çizgiyi takip et. Çizginin üstünden gitti ifade. Hocam, rupa verin ona.